Yaklaşık 2,5 senedir Diyarbakır Adalet Sarayı'nın ana binasında ve diğer ek binalarında adalet hizmetinin daha sağlıklı yerine getirilebilmesi amacıyla aldığımız bazı önleyici tedbirler vardı. Bunlardan bir tanesi de gerek vatandaş, gerek hakim, savcı ve personel girişlerinde kontrol noktaları ve üst arama noktalarını sıkı bir şekilde uygulamamızdı. Bu geçen süre zarfında çeşitli defalarda da bu tarz bir toplu sergiyi elde edilen, vatandaşların üzerinden elde edilen adliye girmemesi gereken çeşitli nesneleri sergilemiştik. Tekrar bir toplu sergiyi bu şekilde basınla paylaşmak istedik. Sebebi de şu, bu gördüğünüz nesnelerin hepsi adli içerisine girmiş olsaydı, gerek hakim savcı, gerek avukat, gerek personel, gerek burada hizmet almaya çalışan vatandaşlar açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecek nesnelerdi. Ve bunlara sebep olabilecek eşyalar olarak vatandaşın üzerine bulunacaktı. Adliye girişinde iki şey yapıyoruz. Bir, giren vatandaşların haklarında yakalama kararı olup olmadıklarını sistemden sorguluyoruz. Ve adli hizmet binalarının içerisine hakkında yakalama kararı olan herhangi bir vatandaşın girmemesini sağlıyoruz. Tespit ettiklerimizin de yakalama infazlarını hemen kapıda yapıyoruz. Bununla ilgili de istatistiklerimiz var. Geçen sene itibariyle yaklaşık 2000 civarı hakkında yakalama kararı olan kişi adliye girmek üzereyken yakalanmıştı. Buradan çok ciddi sonuç aldık. İkinci hususta adliyede hizmet almak için gelen vatandaşların üst aramalarını yapıyoruz. Bu üst aramalarında da üst araması yapmamızın sebebi de adli içerisine kesici, delici, ateşli veya patlayıcı herhangi bir cismin girmemesini sağlamak ve bununla adli içerisinde bulunan hizmet alan ve hizmet veren kişilere zarar verilmemesini sağlamak. Bunda da her iki sonuç yönünden, her iki uygulama yönünden de başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu geçen 2,5-3 yıllık süreç zarfında adli içerisinde herhangi bir naaş olay ufak çaplılar dışında olmadı. Hatta geçenlerde üzülerek tabii ifade edeceğim ama adliye dışında dava taraflarının birbirleriyle olan olaylarında ölümlü vaka meydana gelmişti. Bu olayda adli içerisine bu sıkı tedbirlerden dolayı tarafların silahları sokamamasından dolayı adliye dışında meydana gelmişti. Ki bundan da üzüntü duyuyoruz ama bu adliyenin güvenlik konsepti açısından da bir başarının da bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Buradaki tek amaç kimseye zorluk çıkarmak değil. Adliyeden hizmet almak isteyen vatandaşlara sıkıntı çıkarmak, buradaki hizmet alımlarında güçlük çıkarmak değil, tamamen kendileri de dahil olmak üzere bu adli hizmet binaları içerisindeki hizmet alan ve hizmet veren herkesin can ve mal güvenliğini sağlamak. Bu uygulamamız aynı şekilde ve aynı tempoda devam edecek. Bundan vatandaşlarımızın da memnun olmasını bekliyoruz. Kendilerinin de sağlığına ve hizmet alma kalitesine etki ettiği için. O sebeple bu son dönemde elde edilen bu nesneleri de sizlerle paylaşmak istedik. Gördüğünüz gibi yani çoğu kesici, delici olmak üzere birçok suç unsuru içermese bile zarar verici unsurlar. Bu açıdan memnunuz. Bu adli hizmet kalitesini arttırmak için de bu tedbirler dahil her türlü tedbiri almaya da devam edeceğiz. Özellikle suç işlemek için girenlerin tespiti yok. Ama onun için yani suç işleme kastı olmasına gerek yok zaten. Üzerinde bunları tespit etmemiz yeterli. Bunların suç olması da gerekmiyor. Ayrı bir suç oluşturması gerekmiyor. Sadece adli içerisinde girmesinin sakıncalı olduğunu düşündüğümüz nesnelerin hepsini topluyoruz. Temel amacımız budur. Aynen almadı değil, hepsi sayılır ha. Bir tane alacağım onu sanki abi, öyle gördüm. Aç
dedim aslında.